Ve görüşürüz Seyir Defteri'nin 70. bölümünden hepinize merhabalar. Sevgili FSD ailesi incelemeye geçmeden evvel şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza abone olur. Eğer isterseniz katıl butonuyla da bizi desteklerseniz çok sevinirim. Üyelerimizin arasında çok güzel çekilişler yapacağız yakın zamanda. Bunu da duyurmuş olayım şimdiden. Ama sürpriz olsun. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Orada bunları duyuracağız. Evet sevgili FSD ailesi aslına bakarsanız Loki karakteri benim için hiçbir zaman çok dikkat çekici bir karakter olmamıştı. Sinematik evrende tabii ki Thor'un filmlerini izlerken Loki karakteri de Tom'un oyunculuğuyla birlikte biraz daha olsa gözüme hitap etmeye başlamıştı. Ama çizgi romanlarını açıp okuyayım şöyle yapayım böyle yapayım dedirtecek kadar ilgi düzeyimi onun üzerine yoğunlaştırmamıştı. Belki de birçoğunuzun aksine belki de siz de sevmişsinizdir. E, dizi başka bir boyuta taşıdı beni. Loki ile ilgili olan ilgim artmaya başladı. Ben diziyi çok sevdim bu arada. Daha sonrasında da biraz daha çizgi romanı araştırmayı hatta mitolojik olarak daha fazla okuma yapmayı tercih ettim ve sonrasında aslında karaktere de alışabileceğimi fark ettim ve şimdi de elime geçen Loki çizgi romanlarını ve Loki ile alakalı şeyleri okumaya devam ediyorum. Şimdi bugün bununla ilgili olarak gerçekten mükemmel bir heykel incelemesi yapacağız sizinle birlikte. Evet, Loki ile olan duygusal bağımı size anlattıktan sonra Brezilya'nın medarı iftarı markası olan Iron Studios'un yakın zamanda piyasaya sürdüğü Infinity Saga serisinden Loki heykelini sizinle birlikte inceleyeceğiz. Gerçekten hem modellemesi hem boya işçiliği hem de seçilen kompozisyonu mükemmel olan bir heykel. Bulut'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu heykeli mıncıklamama izin verdiği için önümüzdeki günlerde yine onun koleksiyonuna tebelleş olmayı düşünüyorum. Instagram adresini de aşağıya yazıyorum. Takip edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir koleksiyonu var. Lafı fazla da uzatmayayım. Direkt incelemeye geçeyim. İyi seyirler. Her zamanki gibi kutu incelemesiyle başlayalım. Büyük bir heykel, büyük bir kutu ile geliyor doğal olarak. Ben kutunun minimalist ve sade tasarımını beğendim. Ön taraftan baktığımızda Loki'nin yeşil bir fitre ile tasarlanmış görselini görmekteyiz. Sol üstte ait olduğu seri, sağda ölçek ve eskulisif logolarını görmekteyiz. Arka tarafa bir bakalım. Devam eden bir tasarımla arkaya ulaşıyoruz. Arka tarafta da heykelin renklendirmesi olmadan modellemesinin görselini görüyoruz. Bu da hoş bir fikir olarak uygulanmış. Aşağıda logo ve hashtag'le beraber dediğim gibi son derece minimal, sade bir tasarım olmuş. Öncelikle heykelle birlikte gelen Odin'in mızrağından başlayalım. Biliyorsunuz bu mızrak daha doğrusu adıyla söyleyeyim Gangnir. Asgardlı kraliyet üyelerinde elden ele geçen bir emanet olarak söylenebilir. Söylendiğine göre üzerindeki büyülü sayesinde asla hedefiniz şaşmıyormuş. Bence eğer bu tarz şeyleri merak ediyorsanız İskandinav mitolojisini araştırıp okumanız karakteri daha derinlemesine anlayabilmenize fayda sağlar. Şöyle bir baktığımda gerçekten hem modellemesi hem de boya işçiliği çok güzel gözüküyor. Mızrağın sap kısmı altın kaplama, mızrağın uç kısmı ise gümüş rengi bir boya işçiliğine sahip. Sapın ve mızrak ucunun üzerindeki motifler ve detaylar inanılmaz güzel gözükmekte. Burada gördüğünüz el ile de lokinin vücuduna kolayca takılıyor. Geçelim kafa modellemesine. Kocaman altın boynuzları ile Loki'nin kaskı ikonik görünümünü yakalamış gözüküyor. Helmet'ın üzerindeki işlemeler ve ufak süslemeler kaskı benzerlik olarak keyifli bir hale getirmiş. Şöyle arka tarafına da bir bakalım. Bence gayet güzel gözükmekte. Yüz modellemesini ise ben beğendim açıkçası. Tom Hiddleston'ın benzerliği son derece yakın bir şekilde modellenmiş. İfade olarak Loki'nin doğasında var olan o muzur ve her an halt yiyecekmiş bakışları benim çok hoşuma gitti. Bence doğru bir ifade seçilmiş. Kafa modellemesinde gözler, çene yapısı, burun ve cilt tonu işçiliği Tom'un benzerliğini başarı bir şekilde ön plana çıkartan bölgeler olmuş. Kafa parçası da kolay bir şekilde Loki'nin bodysine takılabiliyor. Mıknatıslı değil ama gayet kolay bir şekilde yerine oturtabilirsiniz. Geçelim heykelin dev gövdesine. Heykele şöyle bir baktığınızda filmdeki sahneyi hemen hatırlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Loki'nin oturduğu taht son derece heybetli bir görüntüye sahip. Fakat şunu söylemek lazım, filmde gördüğümüz tahtın hacminden daha küçük ve bazı bölümleri dahil edilmemiş bir taht var. Bence çok da önemli bir şey değil, zaten hacim olarak çok büyük. Öndeki merdivenler yanlara doğru açılıyor ve bir katman oluşturuyor oturduğu tahtın iki yanında da çok güzel detayları görmekteyiz. Hem ön yüzleri hem de merdivenin görünen bu bölümleri motiflerle süslenmiş. Altın rengiyle gerçekten çok göz kamaştırıcı durmakta. Loki ise filmdeki sahnede gördüğümüz gibi tahtının üzerinde arzı endam etmekte. Üzerindeki klasik yeşil suit her zaman olduğu gibi Loki ile beraber. Suitin üzerindeki detaylar da olduğu gibi yansıtılmış. Düz botları, desenli paltolunu, zırhın üzerindeki işlemeler ve altın rengi süslemeler gerçekten çok keyifli. Bileklik, korumalar, her şey yapılmış. Bütün detaylar es geçilmeden, atlanmadan modellemeye yansıtılmış. Seçilen renk tonları da gayet başarılı. Loki'nin pelerini oturduğu yerin altında kalmış. Ama o da net bir şekilde gözükmekte. Bir eli babasının mızığını tutarken bir eli de tahtın koluna yapışmış durumda. Gerçekten ikonik bir görüntü. Heykel sergilerken çok şık ve çok iyi yer tutuyor gerçekten. Hem boya işçiliğini hem modellemesini hem de doğru konsept seçimini beğendim. Üstelik fiyat performans olarak da çok tatmin edici bir heykel. Şu anda SciShow'da ve kendi sitelerinde 210 dolar gibi bir fiyata satılmakta. Türkiye'de satış fiyatı JetBank'te 8K civarı karakteri sevenlerin koleksiyonuna katabileceği nefis bir parça. Geldik bu videonun sonuna arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, zili açmayı ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bu beni çok mutlu eder. Ayrıca biliyorsunuz ki artık katıl butonumuz açık. Üyelerimizin arasında yer almak isterseniz başımızla beraber üyeler için ekstra ekstra güzel içerikler, güzel fikirler düşünüyoruz. Yakın zamanda bunlara da başlayacağız arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca Discord'da çok güzel bir ortamın var. Koleksiyon ve diğer her şeyle ilgili sohbet edebileceğiniz bir ortam oluşturduk. O da aşağıda linklerde var. Oraya da gelebilirsiniz. İsterseniz sosyal mecranın her yerinde TikTok'undan, Instagram'ına, Twitter'ından, Facebook'una varız. Oralara da bakabilirsiniz. Ayrıca Level dergisinde de yazmaya devam ediyoruz. Ocak sayısı da çıktı. Çok güzel bir içerik yazdım. Onu da okursanız çok mutlu olurum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.